Az kaldı oğlum. Yatağımızı toplayalım bitecek. Ama ben çok sıkıldım. Hadi oyun oynayalım. Oyun vakti oyun, iş vakti iş güzel oğlum. Canımız sıkıldı diye sorumluluklarımızdan kaçamayız. Annen yemekleri hazırlarken ben de buraları toparlayacağım. Toparlama boş ver. Annem sana kızmaz ki. Evet ama ben verdiğim sözü tutmamış olurum. Bir söz verdiğinde karşındaki sana kızar ya da kızmaz diye bakmadan o sözünü yerine getirmen gerekir. Ama neden? Yoksa o zaman kimse sana güvenmez de ondan. Bir Müslüman ne söz verdiyse versin, ama küçük ama büyük hiç fark etmez, o sözü yerine getirmelidir. Getirmezse ne olur ki? Hani arkadaşın Ömer var ya? Evet. O sana dese ki, "Emrecim, yarın sabah seninle oyun oynamaya geleceğim." Ama gelmese ne hissedersin? Üzülür müsün? Evet çünkü ne güzel oyun oynayacaktık neden gelmedi diye üzülürüm. Bak gördün mü? En ufak bir söz tutulmadığında insan üzülür, kırılır. Verdiğimiz sözü tutmak bizim insani bir görevimiz olduğu gibi dini bir görevimizdir de. O yüzden söz vermeden önce iyi düşünmen lazım. Bu sözü tutamayıp mahcup olur muyum diye enine boyuna karar vermen lazım. Tamam dede, anladım. Senin işin var. Anneme söz verdin. Ben gidip anneme sorayım. Belki o benimle oyun oynar. E git sor bakalım. Elinde iş yoksa oynasın seninle. Ben de buradaki işlerimi bitirince gelirim. Tamam nene. Anne ne yapıyorsun? İftara pilav yapacağım da pirinç ayıklıyorum oğlum. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Ben de öyle çok sıkıldım ki. Oyun oynayalım mı diyecektim. Pirinci ayıklayayım, pilavımızı yapayım. Sonra oynarız, olmaz mı? Ama ninem de sonra dedi. Herkes sonra diyor. Sen de bir söz verdi yoksa. Söz mü? Ne sözü? Ninem eğer içeriği toplamazsam verdiğim sözü tutmamış olurum dedi. Sen de yemeği yapacağına mı söz verdin yoksa? Hmm. Aslında bir nevi söz verdim sayılır. Yani kimseye ben yemek yapacağım diye bir söz vermedim. Ama bu aile içinde bir iş bölümümüz var. Herkes kendi üzerine düşen görevleri yerine getiriyor. Bu bir nevi söz vermek gibidir. Çünkü yazılı ya da sözlü olarak kimseyle anlaşmasak da sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. Peki birazcık oynasak? Yemeği sonra yapsan olmaz mı? Olmaz. Önce görevlerimizi yerine getireceğiz, sonra kalan vaktimizde oyun oynayacağız. Ha! Ablam geldi! Yaşasın! O benimle oynar! Hadi git aç kapıyı bakalım. Hadi oyun oynayalım hadi hadi hadi. Aa, çok isterdim Emre ama annemden izin alıp arkadaşım Öykü'ye gitmem gerek. Öykü'ye mi? Neden? E, bugün matematik dersinde işlediğimiz konuyu anlayamadı. Ben de okuldan sonra ona anlatacağıma ve ödevini yapmasına yardımcı olacağıma söz verdim. Gitmesen olmaz mı? Ben çok sıkıldım. Maalesef Emre'cim. Gitmem gerek. Yoksa çok ayıp olur. Annemden izin alabilirsem muhakkak gelirim dedim. İyi ya işte anne bizim vermedi dersin. Bir şey olmaz hadi abla ne olur ne olur. Ama yalan söylemiş olurum. Üstelik verdiğim sözü de tutmamış olurum. Bu da beni kötü bir arkadaş yapar. Ya ben çok sıkıldım ama. Üzgünüm. Oyuncaklarınla oyna. Tek bakışıma oynamak istemiyorum. Öykülerden geldiğimde oynarım seninle söz. Ya. O zaman istemem. Şimdi sıkılıyorum. Hmm, ben de gidip dedeme sorayım. Ah, tüh, dedem de uyuyor. Babacık. Uyuyor. Uyuyor. Cevir. Oyun oynayalım mı? Babacık. Oyun. Oyun. Ee, sen Spiderman'i al. Ben de Superman'i alayım. Yarış yaparız. Olmaz mı? Sence... Spiderman mi daha güçlüdür yoksa Superman mi? Papacık, papacık. <laughs> Ama yaptın Cevher. Onlar süper kahraman. Babacık onlardan daha güçlü olmaz ki. <laughs> Seninle oynamak da hiç zevkli değil ki. Hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun Cevher. Babacık güçlü, güçlü. Ha, tablet. Bugün tabletle oynamadım bir saat oyun hakkım var. Aa, yaşasın. İşte, şimdi geçtim bu seneyi. Şimdi yardım seni. Oo, evet, evet. Ne oluyor ya? Bu ses de ne? Telefonun alarmı çaldı. Bir saatim doldu dedi. Ne bir saati? Hani babam bana tabletle oynamak için günde bir saat izin verdi ya. Evet. İşte ben de her gün böyle bir saat kuruyorum alarmı. Sürem dolunca da alarm çalıyor ama. Ama? Acaba annem görmemişken alarmı baştan mı kursam? Nasıl yani? Ben babamın izi verdiği bir saat oyun hakkımı kullandım. Ama kimse görmedi. Alarmı baştan kursam kimsenin haberi olmaz. Herkesi kandırırım diyorsun yani. Peki biz seninle yalan söylemenin, başkalarını kandırmanın kötü bir şey olduğunu konuşmamış mıydık? Konuşmuştuk dede. O halde neden böyle bir şey yapmayı düşündün? Kimse benimle oyun oynamadı. Dide'm, annem, ablam benim de canım çok sıkıldı. Ne olur birazcık daha tablette oynasam? Hep tabletle oynamak kimseye zarar vermez ki. Kimsenin tabletle bir işi yok. Zararı olsun ya da olmasın. Bir kimseyi aldatmak günahtır oğlum. Aldattığın olay küçük ya da büyük olsun fark etmez. Üstelik sen bir söz verdin babana. Günde bir saatten fazla oynamayacağım dedin öyle değil mi? Öyle dedi. O halde bu sözünü tutman gerekmez mi? Ama kimse görmeyecek ki. Oğlum hiç kimse görmese de Allah görür. O her şeyi görür, duyar, bilir. Şimdi ben oruç tutuyorum değil mi? Evet. Peki beni kimse görmüyor diye gizlice gidip yemek yesem, su içsem, sonra da herkese oruç tutuyorum deyip kandırsam. Aslında kimi kandırmış olurum? Kimi? Tabii ki kendimi. Biz bir söz verdiysek bu sözü baştan kendimiz için tutmalıyız. Peygamber Efendimiz münafıkların alametleri üçtür demiştir. Münafık ne demek dedi? Allah'a ve ahiret gününe inanıyormuş gibi görünerek insanları kandırmaya çalışan kişilere münafık denir oğlum. Anladım. Herkesi kandırıyorlar. Evet. Efendimiz münafıkları yalancı, sözünde durmaz ve emanete hıyanet ederler diye tanımlamıştır. Bunları yaparken kimse onları görmüyor sanırlar. Ama her şey yaradan tarafından görülür, bilinir. İşte bu yüzden bizler asla sözümüzden dönmemeliyiz. Özü sözü bir olmalıyız. Eğer bir söz verdiysen hiç unutma ki bu sözü önce kendine verdin. Kendine olan saygından ve sevginden ötürü verdiğin her sözü tut. Emi benim güzel oğlum. Tamam dedi. Teşekkür ederim beni bilgilendirdiğin için. Aa ne demek yahu ne güzel sohbet ettik. Ben teşekkür ederim. Hala sıkılıyor mu canın? Evet. Hani şu davulcu abinin sana aldığı davul var ya. Evet, Burat abi. Hah, hadi onu kap gel de davulculuk oynayalım. Hey yo, yaşasın. Murat abi gibi mani uyduralım mı dedi? Olur, uydur bakalım kerata. Yo, önce sen sonra ben. Hmm, peki öyleyse. Verdiyseniz sözünü de durun Davula güm güm vurun Ramazan davulcusu olduk Biz emreyle dede toru Gümbede gümbede güm 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 Ay, <laughs> aha, Ne güzel uydurdun dede Hayırdır inşallah Gündüz vakti Ramazan davulculuğuna mı soyundunuz? Tabii ya hanım Gelin bakın şimdi Emre bize mani söyleyecek. Hadi bakalım oğlum sıra sende. Sözünü tutmamak kötüdür. Herkes çok üzülür. Ramazan davulcusu olduk biz de dedemle. Cevher de bize bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim oğluma. Ramazan davulcusu mu oldun sen? Babacık davulcu. Küm küm. <laughs> İlahi <laughs> Davul sesiyle uyanıp sahura. Çok şükür kavuştuk Ramazan'a. Minarede mahya, sofralarda vurma. Çok şükür darısı bayrama. Ailece bir telaş, hazırlıklar candıraş. Sıkışını az kaldı iftara. Herkesle ol arkadaş, uçak aç ve de paylaş. Mutluluk yayılsın Ramazanda mutlu güller, mutlu güller Ramazanda, Ramazanda mutlu güller Ramazanda